Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâ lem ya'lem. Essalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedyi hedyu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrul umûri muhtesâtuhâ ve kullu muhtesetin bid'a. Ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnâr. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfa'na bima allemtena ve zidna ilmen nafi'an ve elhakna bissalihin. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, 58. ayet-i kerimeye gelmiştik. 58. ayetten itibaren devam ediyoruz. Ve aharu min şeklihi ezvaç. Önceki ayetlerde cehennemlikler için hazırlanmış olan azabın çeşitlerinden bahsedilmişti. Dolayısıyla bu ayet-i kerimede ve aharu başka azaplar da vardır. Min şeklihi ezvaç. Evet, öncekilere benzeyen başka azaplar da vardır. Ve azabun aharu, başka bir azap daha vardır cehennemlikler için. Min misli hadel azabil mezkur, daha önceki zikredilen azaplara ilave olarak başka azaplar da vardır. Ne gibi mesela? Kezzem herir, dondurucu soğuk gibi. Ve semum ve yakıcı, çok sıcak efendim azaplar. Ve eklü zakkum lehum, evet, onların yiyecekleri zakkum ağacı. Minhu enva'un ve esnafun, çeşit çeşit bu türlü azaplar. Sümme haka ma yugalu liru esail tagine, sonra Allah Teala o azgın kafirlerin reislerine, önderlerine söylenecek olan sözü Allah Teala ifade etti. İzâ dehalun nâra, cehennem ateşine girdikleri zaman o efendim azgınların reislerine ve önderlerine söylenecek sözleri şöyle ifade etti. Fekâle hâzâ fevcün muktahimun ma'akum la merhaben bihim. Ey tegûlü lehum hazenetü cehenneme, cehennemin bekçileri, o cehennemliklerin önderlerine, liderlerine şöyle de diyeceklerdir. Hâzâ cem'un kesîfun gad istaheme ma'akumun nâr, ve bu sizinle birlikte cehenneme girecek olan, cehenneme atılacak olan topluluktur. Ve dehalûhâ bi suhbetikum, sizinle beraber onlar cehenneme girmişlerdir, atılmışlardır. Kemâ iktahemû ma'akum fil cehli ve dalali, onlar dünyada nasıl dalalet, sapıklıkta ve cehalette sizinle birlikte oluyorlardı, burada da sizinle beraber cehennem ateşine atılacaklardır. La ehlen ve la merhaben bihim, onlara asla bir selam yoktur, bir efendim hoş karşılama yoktur. İnnehum salunnar, onlar ateşe girmişlerdir. Ey innehum zâigul ennâr, ateşi, cehennem ateşi tadanlardır. Ve dâhilûhâ, ve cehennem ateşine girenlerdir onlar. Kemâ dehaltumûhâ entüm, siz nasıl cehennem ateşine girdiyseniz onlar da sizinle birlikte cehennem ateşine girmişlerdir. Gâle râzi, Fahreddin Râzi şöyle demiştir. Vel iktihâmu, evet, ayet-i kerimedeki iktiham kelimesi ne manaya geliyor? Rukubu şiddeti ve duhul fiha. Evet, şiddetli bir şekilde birbiri ardına tıkanma ve girme manasındadır. Ve hâdâ min kelâmi hazeneti cehennem. İşte bu cehennem bekçilerinin sözüdür. Kim için? Liru esâil keferati an etbâihim. Evet, kafirlerin önde gelenlerine söylenen sözlerdir bunlar. Vel arabu tegulü, nitekim Araplar şöyle derler. Limen yed'uhu lehu, yed'unehu lehu,
kendisine nida edilen, çağrılan kişi için merhaben ey eteyte rahben fil biladi la dayyikan, hoş geldin derler, merhaba derler. Sümme yedhulûne aleyha kelimete la, la kelimesi getirilmiştir. Fî duâ-i su, kötü çağırma için la getirilmiştir. La merhaben şeklinde. Kâlû bel entüm la merhaben bikum. Bilakis size asla hoş geldiniz ifadesi söylenmeyecektir. Ey kâlel etbâ'u lirru'esâil tugâti, evet, tabi olanlar, cehennemlikler, kendilerine tabi olduğu o azgınlara, reislerine, ellezîne edallûhum, onları sapıklığa, dalalete düşüren reislerine ne diyecekler? Bel entüm la ehlen bikum ve la merhaben, sizin için merhaba söz konusu değildir diyecekler. Size selam yoktur diyecekler. Kâle'l müfessirûne, müfessirler şöyle demişlerdir. İndemâ yedhulül etbâ'u cehenneme, evet, o kafirler, tabi olanlar cehenneme girdikleri zaman tetelakkâhumur re'esâ'u bikavlihim, evet, önderleri şu sözle onları karşılayacaklardır. La merhaben bikum, size selam yoktur diyecekler. Ey la telgavne fühüne rahben ve la hayran, siz burada bir hayır, bir rahatlık asla göremeyeceksiniz. Bir rahatlıkla, bir hayırla karşılaşamayacaksınız diyeceklerdir. Ve hadihi tahiyyetü ehlün nar, ve hadihi bu tahiyyetü ehlün nar, cehennem ehlinin selamıdır. Kemâ gâle teâlâ, Allah Teala'nın başka bir ayet-i kerimede buyurduğu gibi, küllemâ dehalet ümmetün, her topluluk cehenneme girdiği zaman le'anet uhteha, bir benzerini, bir benzer efendim kafir topluluğunu lanet eder. Ve inde zâlike yegûlü lehum eddâhilûne, cehenneme girenler onlara şöyle derler. Bel entüm la merhaben bikum. Bilakis size bir selam yoktur, merhaba yoktur derler. Ve hâdâ alâ haddi kavlil gâil, şöyle söyleyen kişinin sözüne benzer. Tahiyyetü beynihim darbun veci'un. Evet, onların aralarındaki bu selamlaşma gerçekten çok acı bir selamlaşmadır. Fekezâlike ehlünler, işte cehennem ehli de böyledir. Yetelakkavne bâduhum billâ li'anâti ve şetâimi. Evet, onlar birbirleriyle lanetlerle ve küfürlü sözlerle, ağır sözlerle birbirlerine hitap ederler. Bedelet tahayya ve selam, selam ve tahiyyet yerine böyle birbirini lanet eden, birbirine efendim kötü, acılı sözlerle hitap ederler. Sümme yuallilül etba'u zâlike bikavlihim. Sonra da şu efendim sözleriyle bunun sebebini açıklarlar tabi olanlar. Entüm kaddemtumuhu lena, işte bu acı azabı siz bize sundunuz, bizim başımıza getirdiniz derler. Tebi'sel karar, bura ne kadar kötü bir karar kılınacak, girilecek yerdir derler. Ey entüm kaddemtum lena hazel azabe, bu azabı sizler bize sundunuz, bizim başımıza getirdiniz derler. Ve kuntum es-sebebu fi dalalina, dalalete, sapıklığa düşmemizin sebebi sizlersiniz derler. Ve bi'sel menzilu vel müstakilru lena, evet, bizim için ne kadar kötü bir yerdir ve ne kadar kötü bir karar kılınacak mekandır derler. Ve lekum naru cehenneme, ve sizin için de cehennem ateşi vardır derler. Galu, ve şöyle derler. Rabbena men gaddeme lena haza
Ya Rabbi bize bunu kim efendim bizim başımıza bu azabı getirdiyse, bu azabın bize gelmesine sebep olduysa, fezidhu azaben dıfen finnar, cehennem ateşinde onlara iki kat azap ver derler. Hâzâ eydan min kelâmil etbâ, evet, tabilerin söylediği sözlerdir bunlar. De'av Allah'a, onlar Allah'a dua ederler. Ey en yudâifel azâbe li ru'sâihim, kendilerinin önderlerini, liderlerine azabı kat kat vermesi için Allah'a dua ederler. Ellezîne evcebû lehum el azâbe, azabı onların başına getiren o önderleri için, reisleri için bu şekilde bedduada bulunurlar. Fehveke kavlihim, aynı şu söz gibidir. Onların bu ayet-i kerimede ifade edilen sözleri: Rabbena haulâ yedallûne, ey Rabbimiz bunlar bizi saptırdılar, dalalete düşürdüler. Fe'atihim azâben dıfen finnâr, cehennem azabının kat kat fazlasını onlara ver diye onlar için bedduada bulunurlar. Ve dıfu, bu ayet-i kerimede ifade edilen dıf kelimesi, ziyadetül misl, yani bu azabın benzerinin kat kat fazlaca verilmesidir. Galel Beydavi de şöyle demiştir: Ve galel etba'u, tabi olanlar derler ki, Rabbena men gaddeme lena haza, ey Rabbimiz bunu bize kim bizim başımıza getirdiyse bu azabı, fezidhu azaben dıfen, kat kat daha fazla azabı ona artır derler. Ey mudaifen ve zalike en yezide ala azabihi mislehu feyasiru dıfeyni. Evet, yani bu azabın bir benzerinin bir kat fazlasıyla o önderlere, o reislere kat kat fazla verilmesi anlamındadır. Ve galu, ve dediler ki, malena la nera ricalen kunna neudduhum minel eşrar. Ey yani, ve galet tugatu min ru'esail küfri, küfür önderlerinden, reislerinden efendim azgın olanlar şöyle derler. Ve immetü dalaletin imamları şöyle derler: Mâlenâ lâ nerâ finnâr, ne oluyor ki biz cehennemde görmüyoruz? Ellezîne kunnâ neudduhum fid dünyâ minel eşrâr, dünyada şerli insanlar olarak gördüğümüz kişileri burada cehennem ateşinde görmüyoruz derler. Yanûne bihim el mü'minîne, yani bu sözleriyle mü'minleri kastederler. Yani dünyada mü'minleri, inananları şerli insanlar, kötü insanlar olarak görüyorlardı. Dolayısıyla orada dalaletin, sapıklığın önderleri kafirler, bu şekilde söylerler. Galeb İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Abbas şöyle demiştir: Yuridune eshabe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu sözleriyle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını murad ederler. Yani biz onları şerli kişiler olarak dünyada düşünüyor ve görüyorduk. Onları cehennemde göremiyoruz derler. Yegûle Ebu Cehil şöyle diyor: Eyne Bilalun, eyne Süheybun, eyne Ammarun. Yani Bilal, Süheyb ve Ammar nerededir der Ebu Cehil. Ulaike fil Firdevsi, onlar Firdevs cennetlerindedir. Va aceben li ehli li Ebi Cehil. Ebu Cehil ne kadar şaşılacak bir durumdadır. Miskin, Esleme İbnuhu İkrime, oğlu İkrime Müslüman oldu. Vebnetuhu Cüveyriye, Cüveyriye kızı Müslüman oldu. Ve Eslemet Ummuhu, annesi Müslüman oldu. Ve Esleme Ahuhu, ve kardeşi Müslüman oldu. Ve kefara hüve, o ise inkar etti ve cehennemlik oldu. Yazıklar olsun o Ebu Cehil'e. Gale İbni Kesir, İbni Kesir de şöyle demiştir: Hâzâ ihbârun anil küffâri finnâr. İşte bu kafirlerin
cehennem ateşindeki durumunu haber vermedir. Ennehum yeftakidûne ricalen, onlar bazı tanıdıklarını kaybederler. Kânû yeftakidûne ennehum aleddalâleti, dünyada onların dalalet ve sapıklık üzerinde olduğuna inanıyorlardı. Ve humul minun, ki onlar da müminlerdir, inananlardır. Yegûle Ebu Cehil'in, Ebu Cehil şöyle der: Mali la era Bilalen ve Ammaran ve Süheyben ve Fulanen ve Fulanen. Evet. Ne oldu bana? Ben Bilal'i, Ammar'ı, Süheyb'i ve filanı filanı göremiyorum der. Ve hâzâ darbu meselin, işte bu misaldir. Ve illâ fekullül kuffâri hâzâ hâlihum, işte bu bir örnektir, darbu meseldir. Kafirlerin hali, hepsinin hali böyle olacaktır. يَعْتَقِدُونَ اَنَّ الْمُؤْمِن۪ينَ يَدْخُلُونَ النَّارِ, onlar dünyada müminleri şerli insanlar olarak düşünüyorlar ve inanıyorlardı ve onların cehenneme gireceğine inanıyorlardı. فَلَمَّا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ, kafirler cehenneme girdikleri zaman اِفْتَقَدُوهُمْ, o düşündükleri insanları kaybetmişlerdir. Felem yeciduhum, onları bulamamışlardır cehennem ateşinde. Sümme galu, sonra da şöyle demişlerdir: Ettehadnahum sıhriyen, onları alaya almıştık. Em zagat anhumul ebsar, yoksa bizim gözlerimiz onları göremiyor mu derler. Ey yu'nibune enfusehum gailine, evet şöyle diyerek kendi nefislerini şey yaparlar, aldatırlar. Ece'alna ha'ula il mü'minine fil dünya hüzüven ve sukriyeten, biz o insanları dünyada alaya alıyor, alaya almıyor muyduk? Em hum me'ana finnar, velakin la nerahum, yoksa onlar bizimle beraber cehennemde mi, yoksa biz mi göremiyoruz derler. Galel Beydavi, Beydavi şöyle demiştir: İnkarun ala enfusin, kendi nefislerini inkardır, kendi durumlarını inkar anlamındadır. Ve te'nibun leha fil istishar minel müminin, müminlerden dolayı bir efendim hayret içerisindedirler, bir hüsranlık içerisindedirler. Ki ennehum galu, sanki şöyle demişlerdir: Lesu hahuna finnar, onlar burada cehennemde değillerdir. Em malet anhumul ebsaruna fela nerahum, yoksa bizim gözlerimiz mi meyletti, kaydı, biz onları göremiyoruz derler. Fekale Teala, Allah Teala şöyle demiştir: İnne zâlike lehakkun tehasum ehlinnâr, işte bu ey inne hâdellezî ahbarnâke bihi ya Muhammedu, ey Muhammed, işte bu sana haber verdiğimiz bu durum min akbâli ehlinnâr, cehennem ehlinin sözleridir. Ve tehasumuhum, ve onların birbiriyle çekişmeleridir. Lehüvel hakkullezî lâ budde, mutlaka bu hal ve bu durumlar mutlaka gerçekleşecektir. Ve en yetekellemu bihi, ve bu şekilde konuşacaklardır. Fenahnu nuhbiruke an tehasumihim fi cehennem, cehennemdeki o birbirleriyle efendim çekişmelerini biz sana haber veriyoruz. Ve an efvalihim, de sözlerini sana bildiriyoruz. Ve hum fiha, ve cehennemde onların birbirleriyle nasıl çekiştikleri, birbirlerine nasıl hitap ettiklerini sana bu şekilde haber veriyoruz. Galer Razi, İmam Fahreddin Razi şöyle demiştir: Ve innema semmallahu teala tilkel kelimati tehasuman, işte bu sözleri Allah Teala onların birbirleriyle çekişme sözleri olarak isimlendirmiştir Allah Teala. Li enne kavler ru'esa, çünkü önderlerin, küfürde ileri gidenlerin sözü, la merhaben bihim, bu söz, ve kavlül etba, ve tabi olanların sözü de
bel entüm la merhaben bikum şeklinde onlara mukabelede bulunmaları min babil husumeti birbirleriyle çekişme babında bu şekilde karşılıklı olarak atışmalarıdır. Kul innema ene münzir. De ki ben sadece bir uyarıcıyım, bir ikaz edici uyarıcıyım. Hâdâ şuru'un fî beyâni mühimmetir Rasûlî sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in görevinin açıklanmasına başlanması anlamındadır. Ve fî isbâtil vahdâniyeti, Allah'ın varlığının, birliğinin ispatı anlamındadır. Vel me'âdi, tekrar diriliş ve ceza gününün ispatı konusunda. Vel ceza'u ey, kul ya Muhammedu, ey Muhammed onlara, lihâula il müşrikîn, o müşriklere de ki, innemâ ene rasûlün min rabbil âlemîn, ben âlemlerin Rabbi tarafından bir elçiyim. Unzirikum ve uhavvifukum min azabihi, Allah'ın azabından sizleri korkutuyorum ve sizleri ikaz edip uyarıyorum. İn len tu'minu, şayet iman etmezseniz, ve lestu bisahirin ve la şairin ve la kâhinin, ben bir sihirbaz değilim ve şair değilim ve kâhin de değilim. Ve mâ min ilahin illallahul vahidul kahhar, evet, kahhar olan, bir olan, tek olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Ey, ve leyse lekum rabbun ve la mabudun illel vahidul ehadu el galibu ala halgihi el gahiru li kulli şeyin. Evet, leyse lekum, sizin için yoktur. Rabbun, sizin bir Rabbiniz yoktur. Ve la mabudun, ve ibadet edeceğiniz bir ilah yoktur. İllel vahidul ahad, sadece bir olan, tek olan Allah vardır. El galibu ala halgihi, yaratıklarına galip olan yüce Allah vardır. El gahiru li kulli şeyin, her şeyi güç ve kuvvetiyle kahredici olan yüce Allah vardır. Ki o Allah, Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma, gökyüzünün ve yeryüzünün ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. Ey haliku cemii ma fil kevni minel halaike vel acayibi, evet, kainatta bulunan bütün yaratıkların ve bütün acayipliklerin yaratıcısı olan, şanı yüce olan Allah'tır. El mutasarrifu fiha bil icadi vel idami, evet, var etme ve yok etmede tek başına tasarruf sahibi olan, tek olan, bir olan yüce Allah'tır. El azizül gaffaru, ve o azizdir, çok yücedir ve gaffardır. Mümin kullarının günahlarını bağışlar. Ey el galibu ala emrihi ellezî lâ yuğlebu, ve her şeye galip gelen, kendisi mağlup olmayan. El mubaligu fil mağfireti limen şa'e minel ibadi, dilediği kullarının günahlarını bağışlayan ve bağışlamada çok geniş bağışlaması olan yüce Allah'tır. Kale Razi, İmam Fahreddin Razi şöyle demiştir. Lemma zekera ennehu kahhar, Allah-u Teala kahhar olduğunu zikrettiği anda, ve hâzâ muştirun bir vehibi ve tahvifi, bu insanları korkutma ve onların korku hislerini harekete geçirme anlamındadır. Erdefehu, hemen bunun ardından Allah-u Teala bima yedüllü alel racai ve tergibi, kulları ümide ve tergibe yönelten bir ifadeyi Allah-u Teala getirmiştir. Ve zekara felase sıfatin dalletin alel rahmeti, Allah'ın rahmetine delalet eden üç sıfatı hemen bunun ardında zikretmiştir. Vel fadlı vel keremi, Allah'ın keremini ve lütfunu ifade eden üç sıfatı zikretmiştir. Ki onlar da el-Rabbu, Rabb sıfatı, el-Azizu, Aziz ve Gaffar sıfatlarıdır. Bu üç sıfatı Allah-u Teala Kahhar
isminden hemen sonra ne yapmıştır? Getirmiştir. Fekevnuhu Rabben, Rab olarak Allah-u Teala'nın Rab oluşu, muştirun bir terbiyeti, yani yaratıkları terbiye ettiğini ifade ediyor. Vel ihsan, aynı zamanda onlara ihsanda bulunduğunu ifade ediyor. Ve kevnuhu azizen, ve Allah'ın aziz olması ise muştirun bi ennehu gadirun ala kulli şey, Allah-u Teala'nın her şeye gücü yettiğini hissettiriyor. Ve la yucizuhu şeyun, Allah'ı hiçbir şey aciz bırakamaz. Bu manayı ifade ediyor. Ve kevnuhu gaffaran, Allah'ın gaffar olması ise muştirun bi tergibi, Allah'ın kulları bir tergibe, bir rağbete yönlendirmesini hissettiriyor. Ve ennehu yurca fadluhu ve sevabuhu, Allah'ın lütfu ve sevabı ne yapılır? Umulur, beklenir. Felev bagiyel insanu alel kufri 70 sene, şayet bir insan Allah muhafaza 70 yıl küfür ve inkar üzere kalsa ve devam etse, sümme tabe, sonra da bu 70 yıl sonunda tevbe etse, fe innallaha subhanehu yafiru lehu, Allah Teala onu bağışlar, onu affeder. Bir rahmetihi cemi'a zunubihi, Allah Teala rahmetiyle o kulunun bütün günahlarını bağışlar. Ve yemhu ismehu min divanil müznibin, ve o kulunun, tövbe eden o kulunun ismini günahkarların divanından siler. Ve yuvassiluhu ila derecatil ebrar, ve dostlarının ve salih kullarının derecelerine ulaştırır. Kul huve nebe'un azim, de ki ey Resulüm, bu çok büyük bir haberdir. Entüm anhum muridun, siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Ey kul lehum ya Muhammedu, ey Muhammed, onlara de ki inne hazel Kur'ane, şüphesiz ki bu Kur'an-ı Kerim, ellezî ci'tukum bihi, size getirmiş olduğum bu Kur'an-ı Kerim, ve nebe'un hamun ve emrun azimun, bu çok önemli bir haberdir ve çok önemli bir durumdur. Ve emrun azimu şe'ni, şanı yüce olan bir durumdur. Entüm anhu gafilune, sizler bundan gafilsiniz. La yeltefitune ileyhi, siz ona asla iltifat etmiyorsunuz, yönelmiyorsunuz. Ve la talemune kadrahu, onun kadrini, değerini asla bilmiyorsunuz. Evet, burada kalalım değerli dostlar. İnşallah bu kaldığımız yerden itibaren, bu ayeti kerimeden itibaren inşallah gelecek dersimizde devam edeceğiz. Evet, yani 69. ayeti kerimeden itibaren gelecek dersimizde inşallah devam edeceğiz. Evet, bugünkü dersimizi şu duayla bitiriyoruz. Subhanekallahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirike ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala. Fatiha.